Programımıza efendim değerli bir konuğumuzla devam edeceğiz. Yazar Ahmet Turgut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Yeni kitabınız efendim çıktı. Şöyle ben de hemen Ahmet Turgut'un Horasan Şehidi kitabını göstereyim. Merakla bekleniyordu Horasan Şehidi kitabı. Çok önemli sorular var. Şimdi biraz sonra o soruları da kendisine yönelteceğiz. Şöyle bırakayım kitabı. Şimdi şimdi Aşkın Şehidinden sonra Horasan Şehidine geldik. Bakalım bundan sonra neyi konuşacağız? Şimdi bugün tabii Ramazan'ın da artık 11. gününü geçirmemiz hasebiyle bir soru ile başlayalım mesela. Eyvallah hocam. Şimdi yayın öncesi tabii konuşurken Türklerin nasıl Müslüman olduğu meselesi gündeme geldi. İlk Müslüman Türkler kimlerdir diye başlayalım isterseniz. Eyvallah. Hani çocukluktan beri ben de merak ederdim. Hani ashab neşli içerisinde Türklerden kimse var mı? Ya da ilk Müslüman olan Türk kimdi diye. Hı-hı. Tarihte benzer meraklar oluşmuş. Buna dair araştırmalar da ortaya çıkmış. Bilebildiğimiz en erken dönemde hani Türk ve Müslüman kişi ya da şahıs aradığımız zaman aslında ismen vakıf olduğumuz birine ilerliyoruz. İslam tarihiyle ilgili örneklerde sıklıkla Çağrı filmine mecburen atıf yapıyoruz. Muadili ya da başkaca emsali olmadığı için Çağrı filminden de hatırlarız. Hı. İlk şehidimizi ya da şehidemizi Sümeyye. Hazreti Sümeyye. Hazreti Sümeyye Ammar bin Yasir'in annesiydi. Bir köle hanımdı. Ebu Cehil'in eliyle şehit edilmişti işkence ortamında. Nübüvvetin 6. yılında Mekke'de. Hazreti Sümeyye için tarihçiler Horasanlı olduğunu söyler. Öyle mi? Tabii Muhammed Hamidullah asıl isminin de Pambık olduğunu zikreder. Pambık malum bizde yöresel dillerde de pamuk anlamındadır. Hani ben Malatyalıyım. Sadece Malatya'da pambık dendiğini zannediyordum ama baktım pek çok yerde pambık telaffuzu var. Yani Hazreti Sümeyye'nin adı asıl adı Pambık. Asıl adı Pambık. Yani pamuk. Yani pamuk. Pamuk Hatun. Genç kızlık döneminde esir düşer. Irak'a köle olarak getirilir. Tabii bu dediğimiz cahiliye dönemi. Hani eşareti. Cahiliye döneminde Irak'a gelir, orada bir Kureyşli satın alır. Irak pazarındayken adı, Arapçada P harfi yok. Arap telaffuzuna uygun olmadığı için tabi o dönemde kölelerin hiçbir şeyi yok. Yani kölenin kendine ait bir ismi bile yok. Hı-hı. Efendisi onun için ne uygun görürse ismi o olacaktır. Efendisi hiçbir isim zikretmezse adı filanın kölesi olacaktır. Hı-hı. O gün onu alan cahiliye müşriği isminin Sümeyye olarak değiştirmiş. Mekke'ye geldiğinden sonra da Yaşir'le. Yaşir de Yemenli. Hazreti Yaşir de Yemenli. Hı-hı. Bir köleydi. O ikisinin evladı olarak biz Hazreti Ammar bin Yaşir'i biliriz. İlk şehit Hazreti Sümeyye'dir. İkinci şehit Yaşir. Hani bir okumayla şunu görürüz. Bu dinin ilk şehitleri, ilk şehit ailesi iki köleydi. Detaya inip tekrar bir okuma yapmak istediğimiz zaman Hazreti Sümeyye'nin Horasanlı Pamuk Hatun kişiliğinden Muhammed Hamidullah Türk olarak zikreder ve bir yorum düşer. Der ki bu dine en çok şehit doğuran annelerin diliyle ninniler okuyan bir kadındı diye. Anadolu Türk, ana dili Türkçe olan bir bayandı şeklinde. Yine biz erken dönemde hani ashab neslinden Türk kimliği aramak istediğimiz zaman bir iddia olarak Medine döneminde Süreyce ailesi vardır. Kılıç ustası, demirci ustasıydı. Hı hı. Onlar. Eftalit diye zikredilir. Eftalit aslında bizim Akun diye bildiğimiz, hani 16 Büyük Türk Devleti'nde de zikredilir. Hı hı. Bugünkü Türkmenistan, Afganistan, Pakistan coğrafyasında, yani tarihi Horasan'da kurulmuş 5. asır Türk devletlerindendir. Arap kaynaklarında Eftalit olarak geçer. O da Eftalit'ten
Arabistan'a köle olarak getirilenler, tüccar olarak gelen kişilerden bahsediliyor. Kaynaklar Medine'de bir Süreyci ailesinden bu şekilde bahseder. Tabii bunlar hani bireysel ve o gün için hayat ya da sosyoloji doğrudan etnisiteden okunmadığı için hani %100 Türktür diyebileceğimiz kişiler evet. değil ama veriler onların ana dillerinin Türkçe olduğunu gösterebiliyor bize. Tabii sonraki dönemde... Bir kişi daha var sanki orada, atlamayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selman-ı Farisi olabilir mi acaba? Yok hocam, Hazreti Selman'ın ana dili Farsça. Hani kendisinin ana dili Farsça olduğu için Medain valiliği yapmıştı. Medain nedir? Hani bugün... Anadolu toprağına da gelmiş falan. O yüzden tabii böyle. Hazreti Selman hani arayış döneminde Isfahanlıdır kendisi. Evet. O dönemde ismi Mabih'tir. Büzehşanlı Mabih. O Hristiyan olmuştur İran coğrafyasında. Hristiyanlara ilgi duymuştur. Irak'a gelir. Orada Hristiyan olur. Daha sonra Anadolu'ya gelir. Hani Mardin'de ve Nusaybin'de hizmetleri vardır. O günün manastırlarında ki o günün manastırı diyeceğimiz şey nedir? Son dinin yani indirilmiş evet. son dinin bir şekilde temsilcileriydi manastır ve kilise. Bunların hepsi Kur'an'dan önceydi Hazreti Selman'la ilgili anlattığımız bu kısımlar. Daha sonra Hazreti Selman bugünkü Eskişehir ve Afyon Emirdağ mıntıkasına gelir. Araplar Amuriye diyor. Battal Gazi filmlerinden Amorion diye hatırlarız. Evet. O Emirdağ Eskişehir bölgesi. Oradayken son vahyin ve son nebinin müjdesini alır bir keşişten. O şekilde yollara düşer ve Medine'ye kadar gelir. Tabi Hazreti Selman hani Acem'dir, Arap değildir. Lakin Türk olduğu yönünde çok bir elimizde alamet yok. Evet. Şimdi yani veriler onu daha çok Farisi olarak yapıyor. Bir kere şimdi şuraya kadar duyduklarımız bir ezberimizi bozuyor. Yani biz işte Türklerin ilkokul bilgisine göre söylüyorum. Eyvallah. Türklerin Arap kavimleriyle savaşırken İslam'ı yaymak için işte efendim yayılan Arap kavimlerle savaşırken o şekilde Müslüman olduğunu. Dolayısıyla hani bunun da yaklaşık olarak 600 yılların sonu gibi en erken belki Eyvallah. Olabileceğini bilirdik. Ama oysa yani bu duyduklarımıza göre direkt İslam'ın inişiyle birlikte yeryüzüne tabii, şereflenmiş ilk olma neşilde, ihtimalimiz var diyoruz. İlk yani, neşilde Müslüman Türk bireyler var. İkinci neşille... Peki toplu olarak yani kavimsel olarak ne zaman? Yani ikinci neşille beraber Müslüman aileler görmeye başlıyoruz. Hani Emeviler döneminde, Emeviler dönemi nedir miladi açıdan? 662'den başlar, 750'ye Abbas ihtilaline kadar ki o evet. 80-90 yıllık dönemde Emevi döneminde Müslüman Türk aileler görüyoruz. Belki oba düzeyinde Müslüman olan Türkler de vardır. Tabii bu hani toplam nüfusun %1'ine bile tekabül etmiyor. Evet. Emeviler döneminde Müslüman değildik. İslam'ı temsil ettiğini düşündüğümüz Emevilerle sürekli çatışma ve savaş halindeydik. Emeviler de o dönemde Türklere karşı çok yani kibar değillerdi. Tarih değişik katliamlardan bahseder. Zaten sıklıkla bu süreç yorumlanmaya çalışılırken bazen bilgi düzeyinde tahriflerle karşılaşıyoruz ama sıklıkla yorum düzeyinde tahrifler var. Şimdi tarih nasıl kitapları. Yani? Onu biraz açalım. Ha, mesela tarih kitapları. Hani Taberi'den erken dönem tarih kitaplarında rastladığımız bazı katliamlar vardır. Bir örnek verelim. 710'lu yıllar Cürcan diye bir şehir. Cürcan Hazar'ın hemen güneyindedir. Bugün İran topraklarında. Cürcan Türklerin yönettiği, Türkler ve Farisilerin yaşadığı bir şehir. Türkler de derdüşt, Farisiler de derdüşt. Yerleşik olan Türkler de derdüştük, meclisilik yoğundu. Bölge Hazreti Osman döneminde İslam ordularıyla tanışmış. Cizyesini vererek varlığına devam ediyor. Lakin Emeviler mevcut anlaşmayı bozmuşlar. İşte garnizon kurmuşlar. Oraya Arap Bedevi aşiretler yerleştirmeye başlayınca yöredeki Türkler ve Acemler, Farisiler ayaklanmış. Emevi askerleri kapı dışarı etmişler.
Emeviler şehri kuşatır 7 ay boyunca. Şehir direnir. Direniş Sultekin adında bir Türk komutan etrafında yürür. Emevi komutanın adı da Yecid bin Mühellep'tir. Mühellep ailesinden Yecid. Ama tarihsel Yecid'in ahlakını tekrar eden bir tip. Onun meşhur bir yemini var. Yani ismini de ahlakını da oradan almış. Tarihte meşhur bir yemini vardır onun. Der ki ben bu şehre girdiğimde bu kafir Türklerin ve Acemleri keşip onların kanıyla değirmeni döndürüp ekmek yapıp yemezsem Allah'ın kulluğundan çıkayım. Nasıl bir yemin şekliyse. Bu yemini de aşmış. 7. ayda şehre girer. On binlerce insanı, on binlerce Farisi ve Türk'ü keser. Katliam yapar. Tarihçiler diyorlar ki o değirmeni dönderdi. O buğday öğütüldü ve o ekmeği yedi. O kadar kan akıttı yani. Muazzam bir kan akıtılmış. Tabii 2 yıl sonra Ömer bin Abdülaziz dönemi gelecek. Hı. Ömer bin Abdülaziz de nur içinde yatsın. Başa gelir gelmez hemen bu kişiyi görevden alır. Merkeze çağırır ve yargılar. Tabii tarih yine benzeri. Mesela Talakan coğrafyasında katliamlardan bahsediyor. Bazı tarihçiler, yorumcular ya da tarihçilerden ziyade demagoglar, bu işi tartışmayı seven kişiler, güncelimizde gençlerin çok dilindedir. Buraya bakarlar, hemen derler ki işte Araplar Türklere soykırım uyguladı. Biz Arapların kılıç zoruyla Müslüman olduk. Peki böyle midir gerçekten? Şimdi dönemi çok iyi anlayalım. Bir, fail mef'ul, zalimle mazlumu tanımlayalım. Zalim olan kişi ben bir Arap'ım ve Arap olmayanları katlederim düşüncesindeki bir topluluk değil. Bunu nereden anlıyoruz? Aynı topluluk kendisinin iman ettiğini düşündüğü peygamberinin evladını kıtır kıtır kesmiş. Ebevilerden bahsediyoruz. Evet. Kerbela'dan 20 yıl sonra az evvel bahsetmiş olduğumuz katliam. Hani tek midir? Değildir. Bu bahsetmiş olduğumuz hani Cüzcan'daki ya da Talakan'daki katliamdan 3-5 yıl sonra başka bir katliam gelecek. Bu kez Hazreti Zeyd. Hazreti Zeyd kimdir? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in torununun oğlu. Yani Zeynel Abidin Hazretleri'nin torunu. O kıyam etmişti Emevilere karşı. Emevi zulmü artmaya başlayınca Kufe, Irak mıntıkasında insanlar yine Hazreti Zeyd'e biat etmişlerdi. Romanda onunla ilgili sahnelerimiz var. Onu detaylı okurlar ama özelde şunu görüyoruz. Iraklılar saf değiştirmişti. Yani Hazreti Zeyd de dedesi gibi son anda satılmış oldu. Emeviler buna rağmen Hazreti Zeyd'i kuşattılar. Katlettiler. Şimdi yani burada sadece Türklere yönelik ya da bir millete yönelik bir katliam söz konusu değil. Genel hani bir katliam var ama. Bir katliam var ve katliamın içeriğine bakalım hocam. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hani meşhur sözüdür ya Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Hüseyin torunlardan bir torun diyor. Şimdi o torunlardan bir torun olarak Hazreti Zeyd'i görüyoruz. Emeviler Hazreti Zeyd'in başını gövdesinden ayırıyor. Başını bal mumuna yatırıp Şam'a, Kahire'ye, bütün İslam yani Müslümanların o gün hakim olduğu tüm şehirlere gezdirip küfrettiriliyor. Bedeni yakılıp külü nehre savuluyor. Yani Evlad-ı Resul'ün toprağa gömülmesine bile müsaade etmemişler. Başı Ser-i Saadet şehir şehir gezdirilip küfrettiriliyor ve Ser-i Saadet en son nereye getirilecek? Ravza-i Mutahhara'ya. Ravza-i Mutahhara Resulullah'ın ebedi istirahatgahı. Hani bizim Ümre ve Hacı kafilelerimiz Mekke Medine ziyareti yaptıkları zaman Medine'de muhakkak Ravza-i Mutahhara'ya giderler. Evet. Hac ve Ümre'de için Resulullah'ın ziyaretine gelen kişiler Resulullah'ın türbesinin başucunda onun torununa küfrediyorlar. Küfretmezlerse sonu dayak ve ölüm. Ceza, evet. Böylesi bir zulüm makinesi. Yani iman ettiği peygamberin evladına bile acımıyor. İlla ki benim sistemim, illa ki işte benim iktidarım
diyen bir Emevi mantığı var. O sisteme uymayan kişi Arap da olsa, evladı Resul de olsa, Acem de olsa, Türk de olsa, Tacik de olsa karşılığını büyük bir zulümle görüyor. Şimdi böylesi muazzam bir zulüm döneminde Emevi saltanatıyla Türkler savaştılar. Hani bu isyanlar şeklinde oldu, bu karşılıklı ordular şeklinde oldu. Hani yine bir Sultekin isyanı vardır. Türklerin o dönemde üç farklı Sultekini var. Cürcan olarak anlattığımız Ortanca Sultekin diyelim. İkinci Sultekindi. Üçüncü Sultekin 10 yıldan uzun süre Emevilerle mücadele etmişti. Türkler bu mücadeleleri kaybettiler hep Emevilere karşı. Türkler o dönemde hani birlik değiller. Bazı Türkler Mecusi, bazı Türkler Şaman, bazı Türkler Budist, işte bazı Türkler o Gök Tengri dediğimiz dinde. Aynı dinin Türkleri de boy olarak birbirlerinden ayrı düşmüşler. İç karışıklıkları fazla. Emeviler de bundan istifade etmiş. Türklere karşı sürekli galip durumdalar ve zalim durumdalar. Şimdi aynı tezin ikinci safhası. Yani Türkler bu sırada dayak yiyerek, kılıç yiyerek mi Müslüman oldu? Tarih o dönemde Türklerin hani çoğunun, hani bugün nasıl rakam verebilir, %99 diyelim, Müslüman olmadığını gösteriyor. Tek tük ailelerden Müslümanlar var ve tarih bize şunu gösteriyor. Bazı obalar Müslüman olmak istiyorlar. Evet. Hani oba dediğimiz yaşam birimleri 300-500 kişinin yaşamış olduğu 6 ay yaylakta, 6 ay kışlakta. Hani bizim Anadolu'muzda halen vardır ya böyle Türkmen, Yörük, Göçebeli. Evet. O tarz yaşayan topluluklar. Hani bir oba 100 kişi, 200 kişi Müslüman olmak için gelir. Evet. Emeviler kabul etmezler. Niye? Çünkü Müslüman olunca vergileri düşecek. Emeviler yönetmiş oldukları mevalinin Müslüman olmayanların, Arap olmayanların Müslüman olmasını istemiyorlardı. Çünkü onlar Müslüman olunca vergi düşecek. Şimdi fiilen bir yasaklama var ama resmi yasaklama yok. İnsanlar yine hala Müslüman olmak istiyorlarsa önlerine bir şart da geliyorlar. Diyorlar ki 7'den 70 herkes sünnet olacak. Şimdi bizde bir travmadır bu. Değil mi? Herhangi bir Avrupalı Müslüman olur. Hani ben birkaç örnek yaşadığım için yakinen biliyorum. Bizim bir Mevlüt abimiz vardı Mauro'yken. Mevlüt olmuştu. 50 küsur yaşında Kanada kökenli bir Müslüman. Hani Kanada'da Bangladeşliler eliyle Müslüman olmuş. Mısırlıların camisine gidip geliyormuş. Orada kimse bana sünnetli misin diye sormuyordu demişti. Ama Türkiye'de Müslüman olduğumu öğrenen herkes ilk önce hani sünneti soruyor. Sünnetli misin? Bizim mazimizde böyle bir Emevi döneminden kalma travmamız var. Emeviler ısrarla 60-70-80 yaşındaki insanları bile öylesi bir operasyona zorluyordu. O da yetmiyor. Her aileden hafız istiyorum diyor. Niye? Biz sizin diyor para yüzünden Müslüman olduğunuzu düşünüyoruz. Şimdi Emeviler Mekke'nin fethinden sonra malum Müslüman olmuşlardır. İslamlarını, İslam olduklarını söylemişlerdir. Resulullah onları tuleka olarak adlandırmıştı. Tuleka ne demek? Esir alınıp serbest bırakılanlar. Hani müellefe-i kulüp diye bir kurum vardır ya, kalpleri İslam'a ışındırılacaklar. Emevileri Resulullah müellefe-i kulüp olarak değerlendirmişti. Hani savaşa götürmez, ganimetten pay verir. Yetki vermez ama maaş verir. Hazreti Ebu Bekir de bu şekilde davranmıştı. Emevi, o tüleka topluluğa karşı. Hani imanları biraz herhalde insanların gözünde spekülatif görünmüş. Bilemiyoruz artık. O kendilerindeki o mazilerindeki o sicili kendilerindeki sonraki Müslümanlara sürekli yansıtıyorlar psikolojik olarak. Biz sizin Müslüman olduğunuza inanmıyoruz. Siz Müslüman değilsiniz. Emevi döneminde, yani Emeviler istediği zulmü yapsınlar ama kimseyi kılıç zoruyla Müslüman yapmak gibi bir dertleri yoktu. Bilakis Müslüman olanları bile engellemenin yani derdindeler. Biraz daha sanki işe dini değil de idari bakıyorlar gibi bir kesinlikle tablo çıkıyor. Tabii. Aynı zamanda hani o zaman ırkçı da bakmıyorlar. Irkçı da bakmıyor. Yani Arapçılık idari, gibi bir dertleri yok çünkü Araplara da aynı zulümleri çok daha fazlasıyla yapabiliyorlar. Ortada zaten. Peki buradan o zaman bir sonuç da çıkıyor sanki. Türklerle
o dönemin tırnak içerisinde daha henüz Müslüman olmamış olan Türkleriyle Emevilerin arası çok da iyi değildi o zaman. Tabii, kanlı bıçaklıydı. Kanlı bıçaklıydı. Ve dolayısıyla hani bu nereye evrilecek şimdi, onu merak ediyorum ben de. Şimdi bu 740'lı yıllarda hani Hazreti Zeyd'de yapılan bir zulümden bahsetmiştik, evet. Ya. Hazreti Zeyd'in orada hani eşi öldürülür, çocukları öldürülür. Hani bunlar hep evlad-ı reşüldür. Evet. 14 yaşında Yahya kurtulur. Yahya'yı 5-6 kişi alır. Rivayet o ki kendi annelerinin, atalarının memleketine kaçırırlar. Nereye? Horasan'a. Hmm. Şimdi evladı Resul Yahya, Zeyd'in oğlu, Hazreti Hüseyin'in torununun torunu. Yahya Horasan'a kaçırılmıştı. Onu oraya getiren kişiler hani Horasanlı kölelerin evlatlarıymış. Kendi atalarının memleketine geliyorlar. Horasan bölgesinde 3 yıla yakın Hazreti Yahya saklanır, gizlenir. 17 yaşlarındadır. Tutulmuş olduğu, gizlenmiş olduğu çiftlik bugün Afganistan'ın kuzeyine tekabül ediyor. Afganistan da tarihsel olarak Horasan coğrafyasıdır. Hani biz Horasan derken nereyi anlayacağız tarihsel anlamda? İran'ın doğuşu, Türkmenistan, Özbekistan'ın büyük bir kısmı, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan'ın kuzeyi. Yani bütün o bölgeyi. Tabii. Orası bizim tarihi Horasan dediğimiz bölge. Bugün Horasan Erzurum'un bir ilçesi. Evet, evet. Ya da İran'da bir eyalet. Aynen. Ama tarihsel Horasan çok daha büyük. Bu Afganistan'ın kuzeyinde, yani Horasan'ın güneyinde bir çiftlikte Hazreti Yahya başkına uğrar. Babası gibi o da katledilir. Babasına yapılan zulümler aynıyla ona da tekrarlanır. Yine Emevi baskını. Tabii Emeviler dönemi. 743 yılından bahsediyoruz. Naş-ı Şerif'i şehir şehir gezdirilir. 14 yaşındaki. Henüz 14 yaşındayken babasının katliamında kurtuldu. Yaşı 17'ye geldi. 3 yıl boyunca hani dönemin Türk Müslümanları, Farisi Müslümanları, Arap Müslümanları, yani Ehl-i Beyt'e meveddet duyan Resulullah'a vefa ehli kişiler, Emevilerle bu konuda da hani kavgalılar ve evladı Resul'ü saklamışlar 3 yıl boyunca. Evet. Bireysel çabalar bunlar. Hani böyle bir kurumsal ortam yok. Ama Hazreti Yahya yakalanmış 17 yaşındayken, tıpkı babasına ya da dedesine yapıldığı gibi lime lime edilmiş. 17 yaşındaki kişinin başı gövdesinden ayrılmış. Medine'de olan annesine gönderilmiş. Naş-ı Şerif bedeni şehir şehir gezdiriliyor Horasan'da ve artık birkaç yıl geçmiş üzerinden vücudunda et kalmamış kemikleri gezdiriliyor. Ve gezdirilip hakaretler, küfürler ediliyor. İşte o dönemde Emeviler hani kendi sonlarını hazırlamaya başladılar. Horasan malum Emevilere karşı son isyanın merkezidir Horasan. Bu noktada biz hani Horasan Nebi Müslim ismini biliriz. Şurasını teslim etmek lazım. Horasan'da başlayan Emevi karşıtı kıyamın önder kadrosu Türkler değildi. Hani biz o dönemde yine kafamız karıştı. Yani biz Türkleri o dönemde az sayıda Müslümandık. Emeviler döneminde çok fazla Türk yok. Hani Müslüman Türk yok. Müslüman Türk aileler var. O zaman o belki birkaç oba var. Şöyle de diyebiliriz o zaman, değil mi? Yani az önce dedik ya, Türklerle Emeviler arasında bir problem var. Tamam, muazzam bir kavga var. Ama bu kavga din kavgası değil. Değil. Anladım. Özgürlük ekşenli, hak ekşenli, zalimle mazlumun kavgası. Evet. Hani ortada bir hani tevhid şirk mücadelesi, Müslüman şaman kavgası yok. Evet. Böylesi bir dönemde o Horasan'da Emeviler hani kendi ayaklarına ne diyelim sıkmış oldular. Son büyük zulüm Horasan'da yaşanmıştı. Abbasi ailesi Abdullah İbni Abbas'tan, yani onun torunlarından gelir. Onlar Kerbela sonraki süreçte Emevilere karşı propagandalara başlamışlardı. Onlar zengin bir aile, tüccar bir aile. Hazreti Zeyd'in kıyamı ile birlikte propagandalarını artırmışlardı. Hani Irak coğrafyasında, Hicaz'da, Suriye'de, İran coğrafyasında. Onlar da pilot bölge olarak Horasan'a yoğunlaşmışlar. Hani niye Horasan'a yoğunlaşmışlar? Merkeze uzak sınır bölgesi. Emevilerin kontrolünün
ya da Emevi tahakkümünün tam olarak işledilmediği bir yer. Çünkü sürekli yani Türklerin isyanları olduğu için. Bir Şam efendim, olsa, bir Irak olsa. Emevi ordusu sistemi, ya da işte Arap Yarımadası olsa anında ezer geçer. Anında ezer geçer değil mi? Ama o bölge zaten hani bir şekilde cephe attı. Hı hı. Yani Türklerle Emeviler sürekli karşılıklı savaş halindeyiz. Hani evet. Şemerkant 5 kere el değiştirmiş, Buhara 3 kere el değiştirmiş. Hani Türkler alıyor, geri ilk yaz işte Emeviler geri alıyor, şehir yıkılıyor, bir daha yapılıyor. Orası sürekli savaşın, kargaşanın olduğu bir yer. Emeviler tüm sisteme hakim olmadığı için Abbasiler o coğrafyaya çok yoğunluk vermişler. Çünkü Şam sarayına olacak, Şam yönetimine olacak. İkinci bir durum daha var, Medine'ye olacak. Hani Medine'ye olacaktan kastımız ne? Şimdi evladı Reşil olarak o dönemde biz Cafer-i Sadık Hazretlerini görüyoruz. Hüseyiniler adına. Haşani silsilede de Muhammed Nefsin Zekiye vardır. Resulullah'ın hani kokuşunun geldiği, ilminin, ahlakının itibariyle varisleri. Onlar Medine'de. Horasan'ın Medine'ye uzak olması da bir avantaj. Niye? Çünkü Abbasiler hani Emevilere karşı mücadele ederken Ehl-i Beyt'in ismini, Evlad-ı Resul'ün ismini bolca kullanıyorlardı. Yani ortada bir ne diyelim, suistimal meselesi var. Evlad-ı Resul'ün de o bölgeye uzak olması Abbasiler adına bir avantajdı. O bölgede hani Horasan Nebi Müslim ismini duymaya başlıyoruz. Şimdi Horasan Nebi Müslim deyince Anadolu'dan bir hani dedemiz atamız gibi algılıyoruz. Ebu Müslim Horasani deyince hiçbir şey yok. Yani yabancılaşmaya başlıyor. Değil mi? Şimdi asıl ismi nedir Horasanlı Ebu Müslim'in? Behzat. Babasının adı da Vendat. Hani Behzat bin Vendat Türk müdür? Belli. Çok Türk durmuyor. Şu anda duyduğumuza göre pek bir şey ifade hani etmiyor. Behzat Farisice bir isim. Vendat da Farisice bir isim. Ebu Müslim'in babası Vendat Ateşkedeler'de, yani ateş mabetlerinde bir rahipti. Gerisi hep nasıl diyelim, menkıbeler ve mitolojilerle örülü. Hani kimi rivayetlerde esir düşer, Abbasiler onu kurtarır, buna binaen Abbas ailesine bağlanır ve Müslüman olur. Kimi rivayetlerde yine esir düşer. Esirken kendisi hani hidayete ermiştir annesiyle beraber. Sonradan Abbasilerle tanışır. Hatta bazı rivayetlerde, ki o rivayetler daha çok Becusi, Zerdüşt kanallardan geliyor, hiçbir zaman Müslüman olmamış. İşte güya kripto Müslümanmış. Hani bence çok iddialı ve aşırı bir yorum bu band. Ama neticede şunu görüyoruz ki orası Nebi Müslim ana dili Farsça bir kişi olması lazım. Evet. O dönemde Horasan mıntıkasında en çok Müslüman Araplar. Araplardan sonra en çok Müslüman Farisilerde. Bahsettiğimiz gibi Türkler aile düzeyinde ve oba düzeyinde. Biz... Peki nasıl Müslüman oldu? Yani Türkler daha geniş kitlelerle nasıl İslam'a geçti? Şimdi bu Horasan Ebu Müslim'in kıyamıyla beraber Emeviler yıkıldı. Abbasiler başa gelecek. Abbasiler şöyle itibariyle hani Emevilerin mevali deyip Türkleri ve Acemleri aşağılamasına karşı bir söylemleri var. İşte Emevi dönemini devri sabık yapmışlar, bir şeylere karşılar. Bundan dolayı da hani Türkler ya da Acemler, Tacikler, dönemin hani Arap olmayan unsurları, hani bir de bunlara bir bakalım. Hani bir tedirginlik var. Bunlar da onlar gibi acaba çıkacak mı, çıkmayacak mı? 750 yılında darbe tamamlanmıştı. 747-750 arası Abbasi ihtilalidir. Ve eş zamanlı olarak Çin saldırısı başlar. Yani Çin ordusu Doğu Türkistan istikametinden Batı Türkistan'a doğru, yani Horasan bölgesine doğru gelmeye başlar. Bu Doğu Türkistan, Batı Türkistan tabirinin hani altını dolduralım. Tarihte bir Göktürk Kağanlığı vardır ya, evet, o ikiye ayrılmıştı. Doğu Kağanlığı, Batı Kağanlığı diye. Hemen hemen Şeyhun Nehri'ni düşünürsek, Mavereon Nehir, onun doğuşu, yani Fergana'nın doğuşu, o Uygur, Moğolistan mıntıkasına kadar Doğu Kağanlığı, Doğu Türkistan, Şeyhun'dan
batışı yani Horasan'ı alıp İran'ın içlerine kadar Batı Türkistan dediğimiz evet. bölge. Çin ordusu Doğu Türkistan'ı işgale devam ediyor ve Şeyhun Nehri civarına gelmiş. Şeyhun Nehri bölgesi Emevilerin ya da Abbasilerin elinde olmamıştı. Orada Türkeş Kağanları, Türkeş Tiginleri var. Hı hı. Şehir devletleri şeklinde. Kendi aralarında hani aristokratik bir yönetim. Ne Emevi ne Çin diyerek bir şekilde varlıklarını sürdürmüşler. Orada da yine bir özgürlük vurgusu var. Yani. Tabii orada bir özgürlük var. Evet. Hani bizde şey vardır yani hani ne Amerika ne Rusya ne Çin yani tam bağımsız Türkiye. Evet. O söylemin o günkü hali. Ne Emevi ne Çin, tam ne bağımsız Çin. Horasan. Tam bağımsız Horasan bölgesi. Tabii bunlar Horasan'ın kuzey doğusuna tekabül ediyor. Tarihsel Türkeş yurdu diye geçer. Hı hı. O bölgeyi Çin işgal etmişti. Taş taş üstünde bırakmadılar. Özellikle Taşkent'te muazzam katliamlar yaşanınca Türkler bir şeye karar vermeleri lazım. Çin ordusu artık Şeyhun Nehri'ni de aşıp Horasan'ın içlerine doğru ilerleyecek. Bu orduyu durdurmaları lazım Türklerin. Yani Abbasi lere vergi ödeyerek Abbasi hükmünde yaşayan Türkler de tedirgin. Evvelce Abbasilere vergi vermeyip hani bağımsız olarak duran Türkler de tedirgin. Zaten o Türkler işgal edilmişler. Yani Taşkent ve Mıntıkaşı. Yani Türkler kendi arasında bir ordu toplayacak. 10-15 bin süvarimiz var. Çin yaklaşık 60-70 binlik bir orduyla geliyor. Karşısında tutunamayacakları keşin gibi görünüyor. O dönemde hani ittifak düşünceleri artıyor. Hı hı. Abbasilerle Türkler arasında bir ittifak yaşandığını görüyoruz. Bu nihayetinde Talas zaferi, Talas meyvesi verecek. Hı hı. Ordu ana kitle olarak Arap ve Müslümandı. Türkler bu ordunun içerisinde yer alıyorlardı ve savaşın son günü Karluklar yardıma gelmişti. Karlukların yardımıyla beraber Çin ordusu yenildi. Hı hı. Çin ordusunun yenilmesi neye tekabül etti? Artık Orta Asya için Çin tehdidi kalmadı. Hani 751'den evet. 21. asra geliyoruz. Hı hı. 13 hala, asır hala. Boyunca Talas yüzünden Çin durmuştu ama şu an Çin yani güncel gelişmeden bakarsak Talas seddini aşmış durumda. Hani evet. Maşallah hani Cengiz gibi Avrupa'ya kadar ilerlemiş durumda ticareten. Evet. O dönemde Türk-Abbasi duygusal yakınlaşması başlamıştı. Tabii Horasan'la evlenmiştim. Hani ana dili Farsça olan biri. Abbasi devletini de yüksek oranda onun kurduğunu söyleyebiliriz. Abbasi devleti üzerinde muazzam bir Farisi nüfuz oluşunca Abbasi sultanları Farisilere karşı Türklerden yardım almak istediler. Bu sefer Türk komutanların, Türk soylu ailelerin, bürokratların önü açılmıştı. Bu dönemde obalar halinde Türklerin Müslümanlığı devam ediyor. Tarihsel olarak 9. asra geliriz. Hı hı. Türklerde hani Samani topraklarıdır artık İran, Horasan, Mıntıkaşı. Hı hı. Türklere Türkçe olarak tebliğler artık başlamıştır. Hani Türkleri İslam'a kazandırabilme amacıyla. Yıl olarak? 850'ler. 850'ler. Tabi bu tarih aynı zamanda İmam Maturidi'nin dönemine tekabül eder. Hı hı. İmam Maturidi Türktür. Onun muadili olan İmam Eşari Arap'tır. Evet. 10. asrın ilk çeyreğine başlarına geldiğimizde Bulgarları görüyoruz. Hani Bulgarlar bugün Hristiyandır ya. Hı hı. Bir de tarihte İdil Bulgarları vardı. Karadeniz'in kuzeyi. Boy olarak hani oba değil. Boy bilirsiniz hani pek çok obadan oluşur. Hı hı. Hani obanın bir büyüğü diye işte. Tabii yani. 40-50-100 oba bir boy haline gelir. Hı hı. Boy düzeyinde ilk hidayet hareketi Bulgarlarda olmuştu. İdil Bulgarları 10. asrın ilk çeyreğinde hı. Müslüman oldular. Devamında Karahanlılarda Abdülkerim Saatlık Buğrahan'ı görüyoruz. Şimdi meşhur bir efsanedir. Türkler Talas Savaşı'nda Araplara yardım ettikleri için Müslüman oldular. Evet. Bu külliyen yalan. Değil mi böyle? Bu zafer Türklerle Arapların hukukunu yumuşattı.
Yani Türk-Abbasi ilişkileri açısından bir devrimdi. Peki milat olarak neyi kabul edeceğiz biz? Yani bu yalandır diyorsunuz. Türklerin ya. Yoğun olarak Müslüman olması 10. asırda başlıyor. Talat 751. Talaş'ta Abbasi ordusuna yardım eden ve zaferi getiren Karluklardan bahsettik ya. Karluklar bile 11. 12. asırda Müslüman oldu. Öyle mi? Tabii. 10. asrın ortalarına doğru Hoca Ahmet Yesevi artık hani dünyaya gelecek. Estağfurullah, Hoca Ahmet Yesevi'ye daha bir asır var. Hani 10. asrın sonlarına doğru biz artık Karahanlı müelliflerin, ki bunlar kimdir? Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut, işte Atabetül Hakaik gibi Karahanlı Türk-İslam eserlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. O eserlerden de iki nesil sonra artık 12. asırla beraber Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Divan-ı Hikmetleri vardır. Hoca Ahmet Yesevi Müslüman olup dinini tanımayan Türklere de tebliğde bulunuyordu. İslam'la tanışmamış, henüz Müslüman olmamış Türklere de tebliğde bulunuyordu. Hani bu dönem nedir? Bir mukayese yapalım. Alparslan, Malazgirt 1071. 1071'de Müslüman olan Türkler Anadolu'nun kapısını zorlarken, ki Müslüman Türkler kendilerini Türkmen diyorlardı. Türk evet. iman, Türk'ün imanlısı. Hani Gök Tengri ya da Şaman Türk'ten ayrılmak için kendisini imanlı Türk anlamında Türkmen demek zorunda hissediyor. Çünkü en az Türkmenler kadar Müslüman olmayan Türkler de var. Evet. 11. asırdan bahsediyoruz. Haçlı seferleri esnasında malum Allah dedelerimize Darul İslam'ın kılıcı olmayı nasip etmişti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Onlar Müslüman olan Türklerdi. Bir o kadar da henüz Müslüman olmayan Türk var doğuda. Yani şu Roman Diyojen'in ordusundaki Türklerden mi bahsediyoruz? Tabii. Roman Diyojen'in ordusundaki Türkler evvelce hani gelmişler. Peçenekler, kumanlar. Bir de ayrıyeten o Türkistan coğrafyasında hala Müslüman olmayan Türkler var. Uygurlar 15. asırda Müslüman olmuştu. Kırgızlar 17. asırda Müslüman oldu. 17. asırı hani bir şeye tekabül etsin, nasıl tekabül etsin? Kanuni Sultan Süleyman, hatta Kara Mustafa Paşa, Merdivanlı Kara Mustafa Paşa Viyana'yı kuşatırken Kırgızlar henüz Müslüman olmaya başlamıştı. Bizim Müslüman olmamış bir iki asrın ürünü değil. Yani Türkler değişik coğrafyalarda değişik tarihi süreçler eşliğinde Müslüman olduk. Evet. İlk İslamlaşmaya başladığımız coğrafya Horasan, yani Türkmenistan, Özbekistan. Daha sonra kuzeye doğru yayıldı. Hani Kazakistan mıntıkasına. Evet. En son doğuya doğru ilerledi. Tarih bize ısrarla şunu gösterdi. Müslüman olan Türkler izzet buldular. Hani bu noktada hani seyircilerimize, bizi dinleyenlere bir detay bilgi verelim. Müslüman olan ilk Türk'ün kurduğu devlet Tulunoğlu Ahmet Bey'in devletidir ve Kudüs'ü yönetiyordu. 876. Yani Türklerin çoğu Müslüman değilken ilk Türk Müslümanın kurduğu devlet Kudüs'teydi. Ama Müslüman olmayan Türkler ne oldular? Karadeniz'in kuzeyinde, Ukrayna'da kayboldular. Balkanlarda kayboldular, Macaristan'da kayboldular. Müslüman olan Türkler ne yaptılar? Türkistan'da, Hindistan'da, Kırım'da, Ukrayna'da, Anadolu'da, İran'da, Mısır'da, Irak'ta medeniyetler kurdular. Kültürü genişlettiler. İlimle, irfanla, fıkıhla, kelamla, sanatla, mimariyle kendi zevklerini genel İslam toplumunun rengiyle buluşturdular. Yani dolayısıyla Türklerin medeniyetinde, İslam'ın da çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Peki, çok teşekkür ediyoruz. Su gibi geçti. Yani artık hikayemizi, romanımızı... Yani hani evet, şöyle bir kere daha gösterelim. İslam'ı... Yani bu konuya ilgi duyan mutlaka çok kişi vardır. Şu pandemi günlerinde, değil mi, evde kaldığımız şu günlerde bu romanı okuyabilirsiniz. Horasan Şehri tavsiye ediyoruz. Türk Emevi Savaşları, Abbasi İhtilali ve devamında Talaş'ı anlattığımız bir şey. Aslında biraz da bizim işte gündemimizin gerisinde kalan tarihimiz diye adlandırıyorum ben onu.
Eyvallah. Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, ülkede bugünü böylelikle noktalıyoruz ama haber nöbetimiz devam ediyor olacak. Saat başında bültenimizle karşınızdayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.